Peki tam olarak nerede bu? Cebeci. Cebeci'de. Çok net hatırlıyorum. Gözde, emin misin? Evet, eminim. Hatta seni oraya götürebilirim. Görkem orada. Gel. Günaydın. Sana da. Pelin, benim sana söylemem gereken önemli bir şey var. Ne oldu? Ama kızmayacaksın. Tamam Özgür, söyle. Dün babama Melih'in suçu üzerine aldığını söyledim. Ne? Of ya Özgür, keşke böyle bir şey yapmasaydın. Melih hayatında ilk defa böyle bir fedakarlık yapmışken babamın onu boş yere suçlu olması bana doğru gelmedi. Evet haklısın. Belki de en doğrusu bu. Babam çok şaşırdı. Peki babam bana neden bir şey söylemedi? Bilmem. Herhalde doğru zamanı beklemiştir. İnsan bir işe kalkışmadan önce biraz düşünür değil mi? Babam ne der? El alem ne der diye. Baba ben... Kesme sözüm. Kesme. Oğlum. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Aklından zoru mu var senin? Ya Meyveş çok rica etti. Ben de kıramadım. Kıramamışmış. Bahaneye bak sen. Sen böyle öküz kılığına gir. Dünyaya maskara ol. Ondan sonra kıramadım de. Vallahi pişman değilim. Yine olsun. Yine yaparım. Ozan, bir daha böyle şaklabanlıklar görmek istemiyorum. Ben yapınca şaklabanlık, sen yapınca sanat, değil mi? Ozan dedim. Niye baba? Senle televizyon çıkıp gitar çalmadım tıngır mıngır gençken, ha? Çaldım. Ama benim durumum farklıydı. Benimki de farklı baba. Başlatma farkından, ha? Beni kabul edeceksen böyle kabul et. Ben böyleyim. Son sözüm bu. Allah Allah. Üf, acaba ben bu Hacer'i öldürsem mi? Öldürmeme gerek yok. Uyusun yeter. Ha ölmüş ha uyumuş aynı şey. Evet. Bu gece uyusun yeter. Burhan'ı. Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Çantamı hazırlıyorum. Ha iyi hazırsın yani. E hadi o zaman kuaföre gidelim. Şükran bekliyor. Aa anne ben kendi kuaförüme gideceğim. Kendi nişanımda herhalde mahalle kuaförüne gidecek değilim. Kız kaçacak mısın yoksa? Bana bak. Zaten o damla yüzünden kafam kazan gibi gözümü aşamıyorum. Peşinden beni koşturma. Dün gece aldın hala etkisi sürüyor yani öyle mi anne? Ha. Ay süpermiş. Ne diyorsun kız sen? Ay anne üzerime gelme vallahi kaçarım diyorum ama ha. Tamam tamam hadi oyalanma yürü. Kuaföre gideceğim ben. Hadi git. Yönlüsüz eti sürüye götürmüşler. Uluya uluya kurt getirmiş. Tamam Zafer kaçta buluşalım? Vallahi bir sürü iş ilanı var Deniz yani ne kadar erken gelebilirsen o kadar iyi olur. O zaman ben hemen çıkıyorum.
Okulun yanındaki büfenin orada buluşalım, olur mu? Tamam, bana uyar. Görüşürüz. Yahu biliyorum kaptan daha sezonun açılmadığını. Sen hazırla işte tekneyi. Ne durumda şimdi tekne? İyi tamam. Ben de ancak yarın gelebilirim zaten. Hayır. Önce uçakla Dalaman'a gelirim. Oradan da arabayla geçerim muhtemelen. Bilmiyorum ne kadar kalacağımı. Hele bir açılalım sonra bakarız. Hayır. Sakın babama bir şey söyleme. Sen sadece işini yap. Evet. Yalnız geleceğim. Bu sabah daha iyisin değil mi kızım? İyiyim anneciğim, sağ ol. Pelin'cim, Özgür bana bir şey anlattı. Bu arabayı sen kullanıyormuşsun, Melih değil. Evet babacığım, ben sana anlatacaktım ama... Melih beni de çok şaşırttı. Yani doğrusunu söylemem gerekirse bu olan beni de çok şaşırttı. Bir de haksız yere olana bağırıp çağırdım yani. Tamam hayatım, bunu sonra konuşalım. Uzatmayalım artık. Tabii canım, uzatmaya niyetim yok zaten. Pelin'cim sen bu konuda son derece suçlusun, biliyorsun değil mi? Yalnız bunu ileri bir tarihe bırakacağım. Çünkü senin iyileşmen şimdi daha önemli. Evet. Bu kaza Pelin için en büyük ceza oldu bence. Bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak değil mi kızım? Evet anne, kesinlikle. Tekrarlanmayacak. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Kızım biz de seni çok seviyoruz. Oo, gel bakayım gel. Gel babana bakalım. Cüce. Ben de oğluma sarılayım bari. Gel bakayım sen de. Afiyet olsun. Gel dedeciğim, beraber kahvaltı yapalım. Yok hocam, ben oturmayayım. Çıkmam lazım. Kızım olur mu? Kahvaltı yapmadan gidilir mi ya? Geç bile kaldım hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne oluyor ya? Deniz geldikten sonra herkesin suratı bir karış oldu. Bakın son kez söylüyorum. Bu tutumunuzdan vazgeçin. Benim çıkmam lazım. Ben de Berna'yı uğrayacağım. Hazırlanayım bari. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Umarım ne dediğim anlaşılmıştır. Umarım. Tek çare bu. Ay ya kadına bir şey olursa? Toksin değeri düşük yazıyor. İntihar korumalı Damla. Allah'ım, üç kutuda ise hiçbir şey olmaz. Paketiniz hazır. Ortaya karışık yaptım gelin hanım. Profiterol, sutlaç, kazandı. Peki borcum ne kadar? Ya nişan gününde. Ne parası? İkramınız olsun. Ay teşekkürler. Karıcığım, istersen ben senin yanında bugün de kalayım. Moralim bozuk gibi senin. Yok Ceroş, zaten kaç gündür benim yüzümden, işinden, gücünden oldun. Sen beni merak etme, iyiyim ben. Tamam peki.
O zaman ben gidiyorum, tamam mı? Ama bak, kendini kötü hissedersen muhakkak ara. Hemen gelirim. Tamam. Seninle hiç uğraşamayacağım. Anladık Berna Hanım, anladık. Üzgünsünüz, yastasınız da. Kaç gündür telefonlar açılmıyor. Ama böyle kaçmak yok. Ben bunun acısını çıkarmaz mıyım? Ne iyi ettin de geldin. Ben de tam seni arayacaktım. Demek ki kalp kalbe karşıymış. Pelin... Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin canın sıkkın gibi. Bunu sana aldım. Ben de almamıştım o zaman. Çok teşekkür ederim Melih. Ama senin suratın hala azık. Pelin. Lütfen beni affet. Yani geçmişte yaptıklarım için umarım affedersin beni. Ve Hande olayında yanında olduğum için sana çok teşekkür ederim. Melih. Hoşçakal tatlı kız. Neden böyle konuşuyorsun? Sanki bir daha görüşmeyecekmişiz gibi. Pelin, affet beni. Melih. Lütfen, bir şey sorma. Kendine iyi bak. Ve beni affet. Hoşça kal. Aynalara nasıl bakabiliyorsun Mehmet? Ya iki yüzünün tekisin sen. O masma hayvanların üzerinden para kazanmak yakışıyor mu sana hiç? Of! Of! Ortak, ne haber? Bugün son gün. Ya Ozan, ben çok kötüyüm. Kızım sana ne oldu ya? Babasından fırça yiyen benim. Ya ben hayatını vejetaryenliğe adamış biriydim. Ama bak! Şimdi burada o masum hayvanların kesilip satılmasına yardımda bulunuyorum. Ya Mehveş deli misin canım ya? Kafaya taktığın şeye bak. Bak inekler vardır ve insanlar onları yer. Oğlan, dün gece rüyamda 3 tane ağlayan yavru dana gördüm. Valla diğerlerin açıkta kalmış diyeceğim ama ayıp olacak. Ya dalga geçme be. Çok kötüyüm diyorum burada. Ne kadar çok ilan var. İnşallah biri olur. İnşallah. Pelin nasıl? Daha iyi. Bugün kahvaltıya inmişti. Ama tabii ki benimle konuşmuyor. Hatta Bahri Hoca hariç hiç kimse konuşmuyor. Neyse ya. Bunlardan bahsetmeyelim. Ne demiştik? Yeni bir başlangıç yapacağız değil mi? Evet. O zaman şuradan başlayalım mı? Olur. Mert, ne oldu abi? Telaşlandırdın beni. Çok tuhaf şeyler oldu Özgür. Gözde Görkem diye birinden bahsetmişti ya. Evet, yani sizin çocuğunuz. İşte dün onun nerede olduğunu hatırladım. Ankara'daymış. Ne? Ciddi misin? Evet. Yani Cebeci'de bir apartman dairesinde oturuyormuş. Abi bu çok büyük bir gelişme. Evet, bir o kadar da korkutucu. Bu korkunun yenmenin tek bir yolu var. Oraya gidip Görkem'i görmek. Sanırım haklısın. Zaten Gözde beni oraya götüreceğini söyledi. Vallahi hiç vakit kaybetme. Bence bir an önce gidin derim. Görüşürüz. Aa ben de geldim. Elim de boş gelmedim üstelik. Ne git?
getirdin? Çeşit çeşit tatlı. Peki oyuncaklı çikolata var mı? Ondan yok ama sütlaç, profiterol, ondan sonra cuma kazandibi hepsinden getirdim. Ben istemiyorum. Aa, olur mu Efe'cim? Sizin için aldım. Hadi Acar teyzeciğim, gelin birlikte servis yapalım. Niye zahmet ettin ki Banu'cum? Biz nişana gideceğiz. Onun için hazırlık yapmam lazım. Efe ile Pelin yer. Ama vallahi yemezseniz darılırım. Hadi Efe'cim, çağır ablanı ablacığım. Tamam. Kesine bereket Banu. Afiyet olsun. Buyurun Acar teyzeciğim. Banucuğum, nişana gideceğim dedim ya, orada da ikram ederler. Şimdi yemeyeyim. Aa, aşk olsun ama Hacer teyzeciğim, o kadar getirdim yani. Kırıyorsunuz beni. Banu, çok teşekkür ederim. Gelince yerim. Daha önce uğrayamadığım için lütfen kusura bakma. Pelin hastanedeyken başka hiçbir şey düşünemedim. Olur mu öyle şey canım benim? Pelin için ben de çok endişelendim. Hem baksana işte buradasın. Tekrar başın sağ olsun. Ailecek çok üzüldük. Sağ ol canım. Baban hasta falan mıydı? Pardon, ben bir kapıya bakayım. Berna. Baş sağlığı için geldim abla. Hepimiz çok üzüldük Berna. Başın sağ olsun. Hadi bir tadına bak. Sen çok güzel Efe'cim. Hayır, ben sütten sevmiyorum. Ben bundan yiyeceğim. Bu çikolata. İnatçı Berit ya. Ye şunu da uyu işte. Hacer de başında kalsın. Ya ama hatırım için hadi. Ay bırak yemesin Banu. Amma ısrar ettin ha. İstemiyor çocuk işte. Ya ama hiçbiriniz yemediniz. Üzüldüm vallahi Pelin. Ya güzelim, benim canım hiçbir şey istemiyor. Hacer Hanım da sen dünyayı yedi zaten. Daha neresine yesin kadın. Bir de tatlı yemesin. Ah ah, benim paşam tatlı da yermiş. Yani Hacer teyzeciğim, yiyeceğiniz iki kaşık tatlı. Bunun için beni kırıyorsunuz ya. Gerçekten üzüldüm ha. Tamam tamam. Ben kazan gibi yiyeyim. Sütleri zaten yapıyorum evde. O çok güzelmiş. Nereden aldın? Çok özel bir pastaneden aldım. Ama oranın asıl sütlaçları meşhur. Onun için siz sütlaç yiyin. Buna başladım artık. Onu ben yerim, siz bunu yiyin. Ben hatırın için yiyordum zaten. Sen ye. Ay bugün gözümü açamıyorum ben. Ah canım benim. Demir eksikliğim var ya, baban söyledi. Hem sana ilaç getirecek. Ay evet Banu. Ben kaza yüzünden böyleyim zannediyorum. Meğerse benim demirim düşükmüş. Geçmiş olsun canım. Of anne ya. Yani Hacer teyze. Yiyeceğiniz iki kaşık tatlı insan zehir olsa yani ha. Banucuğum, nişana gideceğim dedim ya. Hem Efe'nin birçok ütüsü var. Onları ütüleyeceğim. Ya iki kaşık yiyin ya. Aç oldu kız. Tamam. İşimi bitireyim, gelip yiyeceğim. Söz mü? Söz. Vallahi billahi söz. Gideyim, işimi bitireyim, gelip yiyeceğim. Hani ne sütlaçmış bu be? Açmıyor değil mi? Of! Ay sen de kızı tek başına kuaföre neden gönderiyorsun ki? Hep birlikte gidecektik işte. O kadar da randevu aldım. Gelir o şimdi. Yakınlardaysa para yazmasın diye açmıyor. Öyle yapıyor bazen. Ha. Hı. İyi hadi bakalım. Of! Ay keşke Hacer ablayı da biz alsaydık ya.
Ay Kazım abi ne yapıyor şimdi? Meşrubatları yardım ediyor. Hacer ablaya da ben dedim biz seni alalım dedim ama ya ben gelirim dedi. Ama yolu iyice tarif ettim ben. Ay vallahi bugüne hayırlısıyla bir atlatalım. Arkasından da hemen düğün hazırlıklarına başlayalım Sabiha. Anne! Ben Zarife teyzeyi almaya gidiyorum. Tekerlekli sandalyeyi ayarlamışlar. Tamam yavrum, kolay gelsin. Sunam, arkadaşın geldi mi? Kim, Mehmet mi? Ha, hani yardıma çağıracağım diyordun, geldi mi? Yok, o gelmiyor. Aa, kız! De bakayım hele bana, bu Mehmet de kimmiş? İlkokuldan arkadaşım Şükran teyze, bir şey değil. Merhaba Gözde. Gel Mert. Bütün gece heyecandan uyuyamadım. Görkem'i görmeye gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Tabii sen hala istiyorsan. İstemez olur muyum? Uzun zamandır rüyalarımda gördüğüm çocuğun kim olduğunu merak ediyorum. Onu gördüğünde kim olduğunu hatırlayacak mısın peki? Umarım. Yani sizin desteğiniz çok önemli benim için. Yani senin ve Deniz'in. Hatırladıklarımı, rüyalarımı hep sizinle paylaştım. Bundan sonra da sizin yardımınızla hatırlayacağım her şeyi. Umarım Gözde. Umarım. Mert. Sen Görkem'in kim olduğunu bildiğini söylemiştin. Bilmek değil de tahmin ediyorum diyelim. Şimdi senin kafanı karıştırmaya hiç gerek yok değil mi? Sen kim olduğunu tam olarak hatırlayıncaya kadar bu konuyu bir daha konuşmayalım, tamam mı? Tamam, öyle olsun. Hadi hazırsan çıkalım. Annenin izni aldın değil mi? Evet, Mert'le dolaşmaya çıkacağız dedim. Ama gidemeyiz. Deniz de gelmeli. Ama bak Gözde. Mert lütfen, o da yanında olsun istiyorum. Çağır Deniz'i. Of, bu kaçıncı ya? Yine elimiz boş çıktık. Ben artık iyice umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Ne uyanık adam ha? Sigorta yok, yemek yok, yol parası yok, maaş desen 3 kuruş. Ne acımasız insanlar var ya. Evet, ve bu şartlar altında çalışmak zorunda olan bir sürü insan var. Neyse ama umutsuzluğa kapılmayalım. Yani daha gideceğimiz çok yer var. Doğru. Mutlaka birinden biri olur değil mi? Efendim Mert. Deniz neredesin? Dışarıdayım, işlerim var. Ne oldu? Gözde seni görmek istiyor. Gelebilir misin buraya? Şu anda çok zor. Ben onu yarın görmeye gelirim. Sen öyle söyle olur mu? Deniz, olmaz. Hemen gelmen lazım. Yarını bekleyemeyiz. Gözde Görkem'in nerede olduğunu hatırladı. Deniz olmadan da gidemeyiz diyor. Hatırladı mı? Evet Deniz. Lütfen benim için gelemez misin? Tamam, nerede buluşalım? Hemen geliyorum. Ne oldu? Önemli bir şey mi? Evet Zafer, hem de çok önemli. Gözde bir şeyler hatırlamış ve beni görmek istiyormuş. Hani geçmişi gömmüştük Deniz? Ya Zafer ne olur anla işte. Gitmem lazım tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede kaldı bu kız? Geliyor babası, aradı. Oy yakışıklı oğlum benim. Anan kurban olsun sana. Aman Kazım, bir eksiğimiz kalmadı değil mi? Banu dışında çok şükür her bir şeyimiz tamam. Geldi herhalde. Neredesin sen? Geldi babası, geldi. Kız nerede kaldın? Hani saçın yapılmamış. Ya anne ne yapayım? Beğenmedim saçımı. Yıkattım, kendim yapacağım. Aman Banu, aman yavrum ya. Ya anne ne yapayım? Benim nişanım. Hayır bir şey, çirkin mi olayım? Yani bizimle gelseydin ne güzel olurdun işte. Hadi çabuk ol, hazırlan. Çabuk ol, vallahi baban küplere bindi. Hacer yesin şu sütlacı. Yesin de uyusun artık. Arasam mı acaba? Yok ya, çok dikkat çeker. Yani Efe'cim,
Oyun oynamanın sırası mı çocuğum ya? Nasıl kopardın bu düğmeyi? Ya yanlışlıkla oldu. Sen sütlaçını yesene. Yani Efe bugün de bir sütlaçtır gidiyor. Ama ben ablaya söz verdim. Erkek sözü verdim. Yedireceğim dedim. İyi, koy oraya canım. Yerim. Başkan. Gel gel. Loplopet seni selamlıyor arkadaşım. Sağ ol. Sen şimdi bu ürünün tadına bak. Sonra patronunu iyice ikna et. Bundan sonra Loplopet'ten başka bir şey almasın. Anlaştık? Tamam olur. Hadi görüşürüz. Melih sakın ağlay edeyim deme. Kalbini kırarım. Yok yok demeyeceğim bir şey. Ne işin var burada? Senin bugün dersin yok. Loplopet seni de selamlıyor Melih. Al bakalım. Melih, sen iyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Öyle bir ne yapıyorsunuz diye bakmaya geldim. Ne yapacağız? Minicik danaların katledilmesine aracı oluyoruz. Nemeş, ne dedik? Acı yok. Acıma yok. Of be. Neyse, ben sizi işinizden alıkoymayayım. Nefes. Özgür'le hiç ayrılmayın, olur mu? Hoşçakal Cemil. Berna'cığım tekrar başın sağ olsun. Sağ ol canım. Ben bir lavaboya gideyim, ondan sonra da biz kalkalım, olur mu Mustafa? Tamam, bekliyorum. Telefonlarıma neden cevap verilmiyor? Sessiz olur musun lütfen? İkbal duyacak. Hani beni çok istiyordun? Hani bensiz yapamazsın? Ha? Boşanmaktan yine vaz mı geçtin yoksa? Mustafa, babamı yeni kaybettim. Sence bununla uğraşacak halde miyim? Mustafa'cığım. Hadi biz kalkalım artık. Tamam abla. Bir an önce gidelim. Berna'cığım rahatsız olma, biz gideriz. Geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun lütfen, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Komşum hoş geldin. Ay, Suna nerede? Kolonyayı kim tutacak? Çikolatayı kim tutacak? Ay sen Suna'yı bırak şimdi. Asıl gelin yok ortada. Yok yok, gelir. Giyiniyor o, giyiniyor. Of of. Hoş geldin. Bu flaşı kapalı galiba Ahmet abi. Karanlık çıkıyor baksana. Ya, bence çok kurcalamayalım da Fuat Genco bak. Hoş geldiniz. Allah'ım ya. Ya işe yaramazsa. Allah'ım Hacer gelirse vallahi biterim ben. Teyze. Banucuğum, Pelin şimdi uyuyor. Önemli değilse uyandırmayalım. Dinlensin. Şey, Pelin uyuyor mu? Evet, uyuyor. Sen daha sonra onu ararsın. Ben daha Efe'yi giydireceğim. Gecikiyorum. Hadi canım, hoşça kal. Ay nasıl ya? Efe değil, Hacer değil. Pelin mi uyuyor? O mu yedi yani sütlacı? Ey Allah'ım ya, çıldıracağım vallahi, ne yapacağım ben ya? Of, ne güzel görünüyorlar. Eve giderken alacağım bir tane şunlardan.
Az pişmiş bir büftek, bir de yanında patates kızartması. Ya yanında mı yapıyorsun ya? Yok, karnım acıktı. Karnını yavru danalarla doyuracaksın, öyle mi? Mis gibi. Yazıklar olsun Ozan, bari benim yanımda yapma. E niye canım, sen de bitki yiyorsun. Ben sana yavru kerevize ne oldu diye soruyor muyum? O da senin ayıbın. Bu dünyada yalnız yaşamıyoruz, tamam mı? Neyse, ben kalan broşürleri dağıtayım. Ya bu böyle olmayacak. Doğru bildiğim gerçekleri herkese söylemem lazım. Ha, Melih. Seni gördüğüm iyi oldu. Babam seninle görüşmek istiyor. Olur Özgür. Görüşürüz. Melih, abi sen iyi misin? Özgür, sana bir teşekkür borçluyum ben. O zibidiler beni dövdüğü zaman gelip kurtardın. Sana doğru düzgün teşekkür edemedim. Rica ederim de, sen iyi misin? Kendine iyi bak Özgür. Pelin'e de. Hoşçakal. Banu, hadi be! Amma süslendin kızım! Geldim. Hadi, annemler 40 geri aradı zaten. Aa şey, parfüm. Parfüm sıkmadım ya. Ben hemen sıkıp geleyim. Acaba Pelin niye uyuyor? Aklım onda kaldı. Size en iyisi nişana gitmeyeyim mi desem? İkbal teyzeyi mi arasam acaba? Pelin rahatsızmış, aklım onda kaldı desem, Hacer de çıkamaz evden. Niye açılmıyor bu telefon ya? Banu! Şimdi patlayacağım ha. Sanırım buraları da hatırlıyorum. Yani hayal meyal. Gözde, bak. Tam olarak ne hatırlıyorsan bana söyle lütfen. Görkem. Görkem var yanımda. Yürüyoruz. O kadar, başka bir şey yok. Çok bekletmedim değil mi? İyi ki geldin Deniz. Ben gerek olmadığını söylemiştim ama işte. Senin de yanında olmanı istedim Deniz. İkiniz de bana çok yardımcı oldunuz bir şeyleri hatırlamamda. Bana destek olun istiyorum. Tamam canım, buradayım işte. E hadi o zaman gidelim. Apartmanı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Şu tarafta. Görkem orada. Suna bizi bekliyor. Efeciğim, çok uykum geldi. Birazcık uyuyayım ne olur hadi. Ya hadi Acişko. Hadi Acişko kalk.
selamlıyor. Biliyorum ben bu selamlamayı. Düşünme Mehmet, düşünme. Az kaldı, dayan. Ne yapıyorsunuz burada? Ekmek parası diye bunları tanıtıyoruz ama siz siz olun, sakın almayın hocam. Ya hocam dedim ama hocasınız değil mi? Evet, hocayım. Neden almayayım? Bu ve bunun gibi firmalar sırf para kazanmak amacıyla yavru danaları kesiyorlar. Ama doğanın dengesi bu değil mi? Ya değil. Bu vahşete son. Et ve süt ürünlerine karşıyız hocam. Demek öyle. Adamlar şenliğe sponsor olmuşlar. Buna ne diyorsun peki? Ya bizi parayla kandıramazlar hocam. Mücadelemiz satılık değildir. Ete hayır, vahşete son. Geldim ama geliyorum ki yapmışım. Biz tanıtım derken siz harika propaganda yapıyorsunuz. Yoksa siz? Evet. Süpervizörümüz İlker Bala. İlker Bey, ufak bir yanlış olmuş oluyor. Hemen düzeltelim. Kendine daha bir bak istemiyorum. Nasıllar olsun? İlkili arkadaşlar geldi. İstanbul'dan. Beğendim ya. Bak. Ya babam ama ben... Ya bırak kardeş ya bırak. Senin için hem parayı kaybettin hem de babamdan gidip kimseyle kaldın. Yazıklar olsun sana, yazık! Bol olsun tamam mı? Herkese çok bol olsun. Hadi bakayım. Dururum ki. Ay nerede kaldı bu Hacer abla? Gelir gelir merak etme. Of ben size söyledim ama nereden bilsin bu buralar? Belki de kayboldu kadın. Yok yok ben gelirim dedi sen merak etme. Allah'ım yalvarıyorum gelmesin. Çok iyi bir kız olacağım. Bir daha yalan söylemeyeceğim kimseye. Hacişko. Ne oldu ablacığım? Biz nişana gidecektik. Hacişko uykuculuk yapıyor. Allah Allah. Bu saatte ne uykusu? Hasta falan mı acaba? Hacer Hanım. Hacişko. Hacer Hanım. Dün gece uyuyamadı mı ki? Dün Mehmet'in de sütlacıya da uyudum. Oh, karnını doyurdu. Uyusun bakalım. Ya ama biz nişana gidecektik. Sınar'la dans edecektim. Hem de papyon aldım. Ben götüreyim mi seni? İster misin? Götür lütfen. O zaman ben gidip giyineyim sonra geleyim tamam mı? Oley! Sarife ablam hoş geldin. Hoş buldum Sabiha'm. Ay burası çok güzelmiş ayol. Vallahi ben ilk defa geliyorum buraya. Hoş geldin Zarife teyze. Hoş buldum Fuat'ım. Oh aman güzel ol. Hadi beni Kazım'ın yanına götür ha. Tamam. Hadi. Oradalar. Tamam Sabiha tamam. Hadi Fatım. Hadi görüşürüz Zarif abla. Görüşürüz. Baba. Kazım. Oh, Zarif abla hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nerede kaldınız yavrum ya? Herkes gecikti. Gelmedi bir türlü Hacer abla gelmedi. Ne Zafer'i bekledik ama yani gelmedi o da herhalde babamdan çekindi. Ben de tekerlek sandalyeyle anca anne yorulurum valla. Tamam yavrum tamam. Of. Merhabalar ya acaba Hacer Hanım'ı arasak mı? Şükran nişana başlasak diyor da. Hadi yavrum. Ne oldu? Ha? Hacer'den haber var mı? Arıyorum işte. Gel. Hocam beni görmek istemişsiniz. Ha. Gelmeli. Duyduğuma göre arabayı sen kullanmıyormuşsun. Pelin'i korumak için öyle söylemişsin. Doğru mu? Hocam bunun bir önemi yok. Sonuçta hepsi benim hatamdı. Önemi olmaz olur mu?
Senin bu davranışın çok cesurca bir davranış. Pelin'i koruduğun için sana teşekkür ederim. Doğrusunu söylemek gerekirse beni yanılttın. Kusura bakma. Hayır hocam, yanıltmadım. Ben düşündüğünüz gibi bir adamım. Ama merak etmeyin. Buradan gidiyorum. Uzaklara. Bir daha ne size ne de kızınıza bela almayacağım. Hoşçakalın. Abla hadi sana bekliyor. Efeciğim, ben seni götüreceğimi söyledim ama Banu ablan davetiyeyi yırtmış. Adresi bilmiyoruz ki. Bak Açışko buraya yazdı. Akıllı kardeşim benim. Ömür kafe. O zaman ne yapıyoruz? Taksi çağırıyoruz. Olsun yavrularım. Allah tamamına erdirsin. Evet hatırlıyorum. Çok tuhaf. Burası... Evet Gözde. Parçaları birleştiremiyorum. Ama eminim. Bütün sorularımızın cevabı burada. Üçüncü katta.